sınıfa sürekli geç gelen. Kanka ya hoca gelmeyecek sanırım. Kanka büyük ihtimalle gelmeyecek, müdür yardımcısının izin mi alsak? Öğretmen gelmedi, sınıf başkanlığımı yapacağım şimdi. Yardımcım gelebilir misin acaba? Biz şimdi hoca var mı diye bakmaya gidiyoruz. Kimse gürültü çıkarmasın, müdür yardımcısı sana ilgilen, ben gidiyorum. Kesin hoca yok kardeşim ya. Evet kesin yok, dışarıda iyi patlarız. İnşallah deyin. İnşallah. Ya hoca yok, neyin kafasını yaşıyorsunuz? Günaydın arkadaşlar. Sağ ol. Hocam geç kaldığım için özür dilerim. Ya ne güzel dışarı çıkacaktık, of ya. Sinirli öğretmen. Hoca bir selam vermedi ki. Yoklama alıyorum, dinleyin, yoksa yok yazılırsınız. Yoklamadan sonra. Çocuklar yoklama boyunca o kadar ses çıkardınız ki kendi sesimi bile duyamadım. Öğretmene ve sınıfınıza karşı lütfen birazcık saygılı olun. Umarım bu söylediklerin işinize yarar. Yarayacağını sanmıyorum kas kafalı çocuklarım. Duymuyorsunuz değil mi beni? Tabii kulaklarınız bana karşı kapalı. Lütfen benimle uğraşmayın, kesin çok fazla baskı yapıyorsunuz. Derse geçmeden önce diye sesler çıkartıyorsunuz. Konuşanı defterime yazarım, o kara kaplı defterime. Sonra müdüre gönderirim, disiplin veririm size. Sınıfınızdan da geçirmem. Şimdi derse geçiyoruz. Benimle uğraşmayı keseceğinize de tabii söz verdiniz. Tabii işinize yaramayacak. Her neyse, ben geçiyorum artık derse. Ne oluyor ya? Çok iyi öğretmen. Günaydın çocuklar. Sağ ol. Tatil boyunca ne yaptınız bakalım? Hadi anlatın. Hocam biz anneannemlere gittik. Hocam biz dayımlara gittik. Biz köye gittik. Biz tatile gittik. Fakirler. Hocam bizim doğum günümüzdü. Herkes iyi eğlenmiş. Bu arada ikizler, sizin de doğum gününüz kutlu olsun. Çocuklar bugün çok güzel bir gün, öyle değil mi? Hepinizin yüzleri açılmış. Ve mutlu görünüyorsunuz. Hocam ama değiliz. Pazartesi günlerini hiç sevmiyorum. Aa, niyemiş o? Hocam böyle soru mu olur? Pazartesi okul açılıyor. Çocuklar pazartesi günden nefret edilmez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi günü doğmuştur. Ya bu hoca ne kadar tatlı, iyi bir hoca. Evet ya, okulu bize sevdiren kişi resmen. Bence de. Anca sözlü yapan. Çocuklar hafta sonu derslerinizde çalıştınız mı? Hocam ben çalıştım. Hatta kitabı okurken gözlerim yerinden çıktı. Hocam benim de hatta şahidim, Karamel'in gözleri çıktı. Hocam ben de o kadar çalıştım ki bütün kitabı ezberledim. Hocam ben de o kadar çalıştım ki bütün ameliyatlara ben girdim. Hocam ben o kadar çalıştım ki akşam evde atomu parçaladım. Şimdi size yalan demek neymiş göstereyim. İyi o zaman, gelin sözlü yapacağım. Kalp atma sesi mi geliyor? Hocam nereden çıktı şimdi sözlü? Bazı arkadaşlarınız çalışmış da onları sözlü yapacağım. Çalıştım diyen herkes gelsin şimdi buraya. Hay Allah ya, yalan söylemeyeydim keşke. 44'ün karekökü. Bonus hakaretçi hocam. Herkesin sınıfında, yani herkesin okulunda olan bir tip maalesef. Günaydın. Size de günaydın. Ya siz ne biçim saygısız bir sınıfsınız. Sağ ol denir. Sağ ol. Oturun. Ya biliyor musun, ben yepyeni bir kalem aldım. Vay, göstersene. Viola, Lena çabuk buraya gelin. Çocuğum siz nasıl utanmaz, arlanmaz, huysuz minişlersiniz. Geçin. Aa.
Siz nasıl sınıfsınız ya? Sizin gibi bir sınıfın öğretmeni olmak çok kötü. İğrençsiniz. Diğer şube sizden daha iyi. Sizi utanmazlar. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın, mutlu kalın. Bye bye.